Evet, Antonio ile başlayalım. Okey. Alabilirsin Antonio. Sağ ol. Evet. Dilan. Geliyorum. Tabağını alalım. Hemen. Teşekkürler. Afiyet olsun. Alabilirsin Dilan. Sağlık. Evet. Ruşa. Eline sağlık. Ve son olarak evet. Murat geliyor. Haydi Murat. Haydi Murat. Haydi oğlum. Afiyet olsun. Yine sağlık. Notlarımı aldım. Güzel. Hazırsak yorumları da alabiliriz. Evet. Şimdi sıraya göre gideceğim. Çünkü o şekilde beynim kodladı. İlk olarak Antonio. Sevgili Antonio. Sence o tabaktaki şöyle bir şey sorayım ben. Soruyla başlamak istiyorum. Sana soruyla. Sen de o tabakta... Sence o tabakta sorun ne? Öncelikle le fasulyeyi biraz yaktım tavada. Fasulye mi diğerleri mi? Kerevizle biberleri mi? Yok. Nasıl yok? Önüme kapkara şey geldi. Ne? Kereviz geldi. Kapkara kereviz. Yani simsiyah yani. Ha evet. Tamam. Yani biraz overcooked oldu. Bayağı bir overcooked. Hatta burn oldu. Yani okay. Şöyle yani çok yandı yani. Doğru. Şimdi bir restoranta gittiğin zaman ne olur? Önüne bir yanık bir şey geldiği zaman geri gönderirsin. Geri gönderirsin ama şöyle bir nokta var. Tavuk ve sos çok iyiydi. Teşekkür ederim. Pişme derecesi. Buğdaylı garnitür de güzel. Teşekkür ederim. Ama tabii ki az evvel söylediğim gibi kereviz ve biberlerde biraz sıkıntı olduğu için ben yemek yaparken sırasında konuşuyordum. Tabak yandı. Bende suç. Antonio bugün çok centilmen davrandı. Kendi yemeğini geciktirmek pahasına Ruşay çok yardımcı oldu. Centilmen olmak güzel bir şey ama bir yandan da yemeği kontrol etmek gerekiyor. Demek ki yemek yaparken bazı şeyleri ne yapmamız lazım? Odaklanmamız gerekiyor. Odaklanmamız lazım, konsantre olmamız lazım. Fokuslanmamız lazım. Çok çok önemli nokta. Ama genel olarak baktığımda genel çerçeve, resme çok genel bakıyorum. Genel baktığımda o... Yanma sıkıntısı dışında pek bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim şef. Hani güzel çalıştın, konsantrasyonun çok iyiydi. Teşekkür ederim. Ama biraz daha daha iyi bir şey olsaydı ortaya daha iyi bir sonuç çıkabilirdi. O yüzden sana bugünkü puanım, mor takıma bugünkü puanım... 7. Bravo. Teşekkür ederim şef.
Yakmasa 9-10 olacak. Eline sağlık. Odaklasaydım 10 alırdım ha. Ya. Evet. Yanmasa. Ah yanmasa. Mor takım 7. Ben tabii takımda yeni olduğum için çok fazla karışmadım işine. Arzu'dan daha fazla müdahale beklemiştim. Bugün o da biraz pasif kaldı. Antonio tek başına iyi kotardı. Evet, Dilan. Buyurun şefim. Dilancığım, bir işe başlarken ne kadar sorun da olsa, ne kadar bir takım şeyler de olsa her şeyi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Mesela ben, benim de bir sürü sorunum oluyor hayatta. İşte derse girerken ya da farklı bir takım işler yaparken ama işe odaklandığım vakit her şeyi kesebiliyorum, atabiliyorum ya da dışarıda bırakabiliyorum. Sende o bugünkü o şeyi görmedim. Evet. Bir sinirlik halin devam etti. Çok ama zaten olsun. Çözdünüz onu ama aranızda. Ama o yemeğe yansıdı. Haklısınız şefim. Çünkü ben yani duygu meselesi. Çünkü bugünkü o yapmış olduğum yemekte kendi dünyamı yansıttım aslında. Evet. Hani size yemek yaparken anlattım ya. İşte tuzlusu, tatlısı hepsi karışıktı. Evet. O yüzden sosta sıkıntı var. Çok hani istediğim aromayı alamadım. O acı tatlı sosun, o fesleğinin kokusunu alamadım maalesef. Tam kaplayamadı. Ondan sonra fasulyeler istediğim şekilde kıtır bir fasulye yoktu. Buğday da güzel ama o acılığı, tatlılığı tam alamadım. Çünkü karamelize etti. Dikkat edersen söylemiştim evet, ben evet, size. Aynen. Karamelize konusunda. Sana bugünkü puanım, kırmızı takıma bugünkü puanım 5. Ya olur mu? Ruşa, şimdi tabak özellikle bir şeye çok dikkat ettim. Fasulye yani tam istediğim gibiydi. Yani fasulye cipsi dedik. Cips dendiği zaman aklına geliyor, kıtırlık kıtırlık geliyor. Evet. Fasulye tam çok kurumamış. Biberlerle beraber biberleri pişme derecesi çok uygun. Ve katmış olduğun otlarla güzel bir kombine ettin. O yüzden çok başarılı. Tavuk, tavuktan önce sos her şeyle mükemmel. Ne diyorsun? Gerçekten. Sos mükemmel. Aferin İçerisine abi. Fesleğini, kıvamı, miktarı. Çok önemli çünkü sosun miktarı çok önemli. Etin üzerine koyduktan sonra kenara akıtması da çok önemli bir nokta. Buğday da oldukça başarılı. Yani çok böyle bir negatiflik gerçekten bulamadım. Pişirme derecesi de gayet başarılı. O yüzden bugünkü turuncu takıma yemek yapan Ruşa'ya puanım 10. Gerçekten 10 puan mı? Tam evet, on. Birebir tam, de çok güzel. Tam tam ne altı var ne üstü tam 10. Bravo Ruşa. Çok değerli bir hocam almak. Evet. Valla akademiye tam puanla başlamak tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Ya. Gerçekten ya. Sağlık. Ben de sarmadım. Çok güzel yaptın. Eline sağlık. Her şeyle çok güzeldi. İnan puan kırılacak hiçbir şey yoktu. Tebrikler. Esat Hoca kırmızı. Ve Murat değerli adamları duymak çok iyi. Sevgili Murat. Murat'cığım ben pişirme esnasında takım arkadaşlarına çok fazla iletişime girdin. Evet iletişime girmek güzel bir şey ama bazen çok fazla iletişime girmek de biraz şeyi dozu aşabiliyorsun. Onu gördüm. Siz var ya harbi koca bir boşluksunuz ya ben size söyleyeyim mi? Abi boşluk denemek daha tam ortada yok ya. Adamlar yemeği bitirdi ya. Ne yaptı Kadir? Dilan ne yaptı? Anlat bana. Abi sen şurayı izlemiyor tamam, musun anlat ya? Bana, Dilan ne yaptı? Abi ben Dilan'ı izlemiyorum bile ya. Sen şuraya bak. Anlat. Sen şu işini yap ya. Ha, anlatsana bana. Sana ne diye ayarlardan? Ya karışma işime ya. Kadir. Bir işimi boş yap buradan bana. Çok döküp saçtın. Ne işi? Yani tavaları şey yaparken böyle atacağım derken her taraf şey oldu. Bir kere sos hiç olmamış. Evet şey sos kesti. Yani sos yani artık kesti mi artık ben bırak gideyim falan mı oldu? Sos o sos değil yani. Evet sos, sos olmadı. Gerçekten çok başarısız. Onun dışında buğdayın da oldukça hani çok iyi değil ama kötü de değil orta segmentte. Aynı şekilde fasulyelerde yani fasulyeler normal bildiğin haşlanmış fasulyeyi birazcık fırına koymuşsun çıkarmışsın. O yüzden çok böyle şeylik alamadım. Ama tavuğun son derece başarılı. Susamlı, içerisindeki eriğin miktarı, pişme derecesi oldukça başarılı. O yüzden sana bugünkü puanım 5. Fazla bile.